Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı ve sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, Salı günkü maç öncesinde de golvar.com'un o maça ilişkin kanalımız abonelerine forma çekilişi yapma düşüncesi var. Bilginiz olsun. Yapmanız gerekenler kanalı takip etmek, eğer forma çekilişine dair bir video çekersem o videoyu beğenmek, videonun altına gol var kazandırı yazmak ve Twitter'da gol varı takip etmek olacak. Diğer çekiliş sahiplerine de arkadaşlar golvar.com ekibi üyeleri ulaşıyorlar. Onlar forma kazananları da onlar belirliyor. Çekilişi de onlar yapıyorlar. Ve ulaşıp formalarını veriyorlar. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe Beko'da sözleşme sona eren, yenilenen, devam eden oyuncular Booker, hani biten Antetokounmpo, Edwards, Biberovic, Geyik, öyle söyleyeyim. Bunların sözleşmesi bitmiş. Gudur için 3 yıl, Nigel Davis'in 2 artı 1 yenilenmiş. Sözleşmesi devam edenler Calathes, Motley, Jekiri, Pierre, Metecan, Melih Mahmutoğlu, Şeyh Musa Azer, Bielisa, Wilbekin, Dorsey. Bunlar da sözleşmesi devam eden kişiler. Notlarımı eklediğim için de mecbur konuşmak zorundayım sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe bu yaz Rusya yolcusu. Keşke biz de olsun. Zenit Futbol Kulübü Genel Müdürü Alexander Medvedev yaptığı açıklamada bu yaz turnuva düzenlemek istediklerini, bu turnuvaya Fenerbahçe, Kızıl Yıldız, Neftçi Bakü'nün de katılacağını açıklamış. Bu daha önce ortaya atılmış, yani söylenmiş bir iddiaydı. Biz bunu kanalda da duyurmuştuk. Çok şükür ki doğru çıkmış. Zaten daha önce de bir anlaşma yapıldıydı biliyorsunuz Fenerbahçe ile Zenit arasında. UEFA'nın getirdiği yasaktan dolayı Avrupa'ya gidemiyor. Şimdi bunu bilin arkadaşlar niye şey diye. Ve ülkesi dışındaki takımlarla hiçbir resmi maç oynayamamıştı Zenit. Fenerbahçe ile hazırlık maçında 2-2 beraber ayrılmıştı. Bu turnuvanın bize getirisi ne olur hocam? Para, para, para. Süper Lig'de kalacak derken Bundesliga'ya dönüyor. Türkiye Kupası kupasına finale kalan, ligde ise şampiyonluk şansı düşük ihtimalde olsa bulunan Fenerbahçe bir yandan gelecek sezon için kadro planlamasını şekillendirmeye başladı. Ama bir yandan da gidecekler artık belirleniyor ve gidecekler belli oluyor. Bunlardan biri de Serdar Dursun. Hani önümüzdeki sene artık gitme fikri var. Jesus biliyorsunuz fazla forma şansı vermiyor Serdar Dursun'a. Ve geçen sezon 15 golle tamamlamıştı. Bu sezon yani geçtiğimiz sezon böyle yapmıştı. Bu sezon ise 25 maçta 4 gol 5 asistlik katkı sağladı. Yani 1000 dakikayı da görememiş bir performans. Yeni adresi belli oluyor diyor haberde. Darmstadt'ta görev yapmıştı. Orada 36 maçta 29 gol 8 asist. Tüm dikkatler üstüne çekilmişti. Darmstadt bu sezon Bundesliga'ya yükselme sonucunda eski yıldızını yeniden gündeme almış. Bir yıl daha kontratı bulunuyor. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin beklediği para 2 milyon euro civarında. Hocam kimse buna 2 milyon euro vermez. Sen ne diyorsun? Demeyin. Ben elçiyim. Divock Origi Fenerbahçe'ye Doğru. Divock Origi. İtalyan basını Beşiktaş'ta Adana'dan Belçikalı golcü için Fenerbahçe'nin de harekete geçtiğini ve Fenerbahçe'nin transferde ezeli rakibinin önünde yer aldığını duyurmuş arkadaşlar. Şimdi Divock Origi iki takımın da listesinde şu var. Şimdi Fenerbahçe taraftarı markalı isim istiyor. Formasının arkasına yazdıracağı isim istiyor. Yani Fenerbahçe taraftarı için formasının arkasına yazdıracağı isim her şeyden önemli. O yüzden formasının arkasına yazdıracağı isim için Divock Origi'yi istiyor. Fakat Origi geldiği andan itibaren de çöplemeye başlayacaklar. Onu da söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Milan'la bu sezon beklentilerin çok altında bir futbolcudan bahsediyoruz. Milan'la çok çok altında kaldı. Ve Milan'la bu kadar kötü bir performans sergileyen futbolcu, hani İtalyan macerası muhtemelen bir yıl sürecek ve bu yıl bitecek. Teşekkürler sevgili yönetmenim. Yaz aylarında Liverpool'dan ücretsiz olarak transfer edilen de ilk 11'e girmekte zorlandı. Şimdi ayrılması gündemde. Tabii Türk takımlarını da bilirsiniz. Eskiden adı yıldız olan ya da şimdi yıldız olan herkesin ümüğüne çökerler. İki takım da transfer etmeye çalışıyor. Şimdi bakın bu sezon ne yaptı? 35 maça çıkmış ancak 1183 dakika, 2 gol, 1 asist. Liverpool, Lille, Wolfsburg'da da oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Arkadaşlar Origi için ben size şunu söyleyeyim. Bak Origi için garanti bir şey söyleyeyim. Kulübü yani şu anki orijinal lisansı olan kulübü
Milan'ın 2026'ya kadar futbolcusu. Fakat yıllık ücreti bildiğim kadarıyla 3 milyon euro civarında bir Milan'a yükümlülüğü var. Milan sözleşmesini feshetmek istiyor. Oyuncu da başka takımdan anlaşıp ayrılmak istiyor. Oyuncunun Fenerbahçe'den istediği ücret 3 milyon euro civarında. Açık söyleyeyim, ben bu transferin bu şartlarda imkansız olduğunu söylüyorum. 2. Origi yıldız mıdır? Yıldızdır. Liverpool'da oynamış, Lille'de oynamış, Wolfsburg'da oynamış, Milan'da oynamış bir futbolcudan bahsediyorsun ve yaşı hala 28. Hani birinde parlayıp öbürlerinde hiçbir şey yapmasa derim ki sezonluk topçu, Origi yıldızdır. Fakat 3 milyon euro verilecek yıldız mı? Bence değil. Kararı da siz verin. Siz olsanız 3 milyon euro yıllık ücrette alır mısınız? Bakın 3 milyon euro başka şey yok. İmza parası. Belki o da ikna edilebilir. Onu da söyleyeyim. Ama menajer ücreti 1 milyon euro civarında bir para. Bu hemen hemen her transferde oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi Origi'yi de konuştuk. Ali Koç Livakovic tamam. Olmazsa Şezni. İddialara göre Başkan Ali Koç arkadaşlarıyla yediği bir yemekte transferle ilgili bir soruya cevap vermiş. Demiş ki Livakovic'le anlaşma sağladık. Siz biliyorsunuz bizim yoğurt yiyişimiz demiş. Koyun yoğurdu yiyoruz demiş. Ancak pürüz çıkarsa Şezni'yi alacağım demiş. Alacağım. Bir kere bu dil doğru bir dil değil. Mesela ülkemiz bir siyasi bir seçimin eşiğinde. Ben bu videoyu 27 Mayıs akşamı çekiyorum ama muhtemelen 28 Mayıs'ta izleyeceksiniz. Ben şunun taraftarıyım. Demokrasi taraftarıyım. En çok oyu kim aldı? Hayırlı uğurlu olsun. Hocam eleştirmeyelim mi? Tabii ki de eleştirin. Ama dozajında. Her şeyin dozajı var. Fenerbahçe için de aynısını söylüyorum. En çok oyu kim aldı? X, Y, Z. Desteklerim. Ben destekliyorum diye beni ocu bucu yapmayın. Ali Koç alacağım, edeceğim. Bak bu dil doğru bir dil değil. Aha, yapması gereken bu aslında. Bak 5 senedir doğru şey yaptı ama yanlış transfer. 5. sene doğru yanlış dil kullanıyor, inşallah doğrular yapar. Ya Crystal Palace'da mesela Wilfried Zaha gündemde. Livakovic gündemde. O olmazsa Szczęsny. Bak bu doğru bir yaklaşım. Bu doğru bir transfer hamlesi. İşte Fenerbahçe bu. Anlatabiliyor muyum? İyi de hocam biz de böyle söyledik. Sen Ali Koç'u savundun. Sen Menderes'i savundun. Ya ben Ali Koç'u falan savunmadım. Ben size maddi durumdan bahsettim. İyi de hocam herkesin maddi durumu aynıydı dediniz. Ben dedim ki doğru. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Trabzon'da pek iç açıcı değil. Ama onlara birileri itekleme yapıyor arkadan. Yani Galatasaray'ın şu arazisini merak ediyorum. Seçimden sonra açıklayacağım diyordu Ali Koç. Açıklasın bakalım gerçekleri. Çok merak ediyorum. Yani senin arkanda kimse durmaz. Bak sen bir tane yanlış kağıt kürek iş yap. Hiç kimse senin arkanda durmaz. Hocam öyle deme, şöyle böyle şu, Cumhurbaşkanı Fenerli, şu Fenerli, bu Fenerli. Ya arkadaş bildiğim kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu da Fenerbahçeli. Yani bildiğim kadarıyla. İki Cumhurbaşkanı adayının ikisi de Fenerbahçeli. Yani sonuçta tek adamlı bir rejim var Fenerbahçe Türkiye'de. Yani yetkisi baya baya yüksek olan tek adamlı bir rejim var. Ama Fenerbahçe karavana. Bunu da vicdanınıza bırakıyorum. Neyse uzun lafın kısası 33 yaşındaki kaleciyi Fenerbahçe aslında gündemine almıştı. Ben Livakovic transferinin itekliğe itekliğe de olsa bitirilmeye çalışıldığı duyumuna ulaştım. Yani bana kalırsa beceremeyeceğiz. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Bana kalırsa biz bu transferi beceremeyeceğiz. Ama bana söylenenler bu şekilde. Fenerbahçe'den adaya transfer çıkarması aslında iki tane bomba haberim var ama birincisi bu olsun. Seçimde varken bir vaatte bulunuldu. Onu da konuşacağım. Şimdi Fenerbahçe yönetimi transfer çalışması için adaya bir çıkarma yapacak. Çünkü İngiltere ve İskoçya'dan Fenerbahçe'nin hedefinde çok fazla futbolcu var. Ve alabileceği çok fazla futbolcu var. Bilginiz olsun. Yani hem hedefte hem alınabilecek futbolcu çok fazla. Ya aklıma gelmişken ben böyle bir Kadıköy sokak bardağı şey yapsam çiçek sepetinde falan oluyor. Kadıköy sokakta bir bardak tasarımı yapsam ondan hediye etsem nasıl olur ya? Bunu konuşalım. Neyse Fenerbahçe'den transfer şimdi Britanya adasına ya İngiltere, İskoçya'ya bir çıkarma bekleniyor. İskoçya devi Rangers'tan Ryan Kent bitmek üzere. Alfredo Morelos'la görüşmeler sürüyor. Zaha Hakeza, Chamberlain, Van de Beek isimleri de gündeme atıldı. Yani adadan Fenerbahçe için 5 tane isim net olarak söylenildi. Peki bu 5 isimden kaçını alacağız? 6'sını da.
Hocam 5'inde nasıl altın alıyoruz? Az sonra. Kusura bakmayın. Şimdi Türkiye Kupası finali. Şampiyonluk için ter dökülüyor. Olur olmaz. İzleyip bekleyip göreceğiz. Rangers'ın iki tane yıldızı hedefte Alfredo Morelos ve Ryan Kent. Ben Kent için %99,9 Fenerbahçe'de diyorum. Morelos için de aslında elimizde bir hamle var. Şey, bir koz var. Yakalanmamak. Yok o başka. Elimizde bir koz var. Eğer o kozu kullanırsak Morelos için de %99,9 derim. Bunu da unutmayın. Aynı şekilde Trabzonspor maçına davet edilen Zaha'nın bir menajeri var. Ondan da görüşmeler yapılıyor. Ben bana ters gelecek bir şey yapayım. Bir son dakika introsu girip iyi dinleyin beni ondan sonra. Bundan sonrası dikkatlice dinleyin. Benim görüşüme göre Ryan Kent %99,9. Morelos bugün itibariyle %60. Wilfried Zaha'nın menajeriyle görüşmeler başladı. Şu an itibariyle %30 ihtimal veririm. Bilginiz olsun. %30. Van de Beek için kiralama teklif ediyor. Arkadaşlar kiralık için bak dikkat. %90 ihtimal veririm. Satın alma opsiyonlu falan filan ya da normal şöyle böyle sıfır. Net sıfır. Direkt sadece kiralama %90 ama Fenerbahçe'nin de buna yanaşmadığını belirteyim. Yani bu transferin olabilitesi %5'lerde falan. Chamberlain daha önce gündeme geldi. Alex Oxlade-Chamberlain sözleşmesinin bitmesiyle kulübünden ayrılacak. 29 yaşındaki oyuncunun dribling yeteneği yüksek olarak tanımlandığını belirteyim. Yani Türkçe tabirle iyi koşular yapabilen hızlı bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi Chamberlain'le ilgili de aslında bir parantez açmam lazım. Nasıl bir parantez? Futbolcunun mevkisi. Futbolcu merkez orta saha diyor. Külliyen yalan. Bu arkadaşımız üçlü savunmanın ya da dörtlü savunmanın, gerçi üçlü savunmanın diyelim, kanat beki. Sağ ve solda oynayabilen sağ ayaklı beki. 40 milyon euroları görmüş zamanında. Sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. 10 milyon euro piyasa değeri var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 13 maça çıkmış, bir golü var, 493 dakika. Hem merkezde oynayabilen hem kanatta oynayabilen bir futbolcu. Yıllık ücret beklentisi de çok yüksek değil. Şaka gibi. Yani yıllık ücret beklentisi çok yüksek değil. Size şaka gibi gelebilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Chamberlain'i becerebilir miyiz? Ben hiç sanmıyorum. %0 ihtimal. Biz beceremeyiz. Ama alınmasını ister misin? İsterim. Niye? Ferdi var. Osayi var. İkisinden biri %100 gider. %100 gider ikisinden biri. İkisini birden tutamazsın. Bak %100 gider. %100 gidiyor mu? Al kardeşim. Al. Al sana Chamberlain. Sağ bek, sol bek oynatabilirsin. Üçlü savunmada oynatabilirsin. Merkez orta saha oynatabilirsin. Neyse. Zamanında 38 milyon euro önerilmiş falan filan. Başkan. BK Udinese'nin sözleşme teklifini reddetti. Türkiye'den teklif açıklandı diye bir haberimiz var. Ya bu aslında ben diğer kısımda konuşacağım bunu. O yüzden burayı atlayalım. Fakat şunu söyleyeyim. Rodrigo Becao için ben size duyumumu verdim. Görüşüldüğünü söyledim. Udinese'ye teklif verdiğimizi belirttim. Udinese uzatmak istiyor ama futbolcu yanaşmıyor dedim. Ama şunu eklemedim. Futbolcunun gönlü bizden yana gelmek istiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ancak İngiltere'den bir kulüp sanırım Nottingham Forest, o da BKO'yu almak istiyor. Yarış sürüyor. Türkiye'den bizim teklifimizi söyledim. Bugün Yağız Sabuncuoğlu da bu teklifi doğrulamış. Demiş ki Mustafa Hoca yine bildi demiş. Sağa sola haber verin demiş. Bu adam yine duyum söyledi ve çıktı demiş. Bu adamın abonesi olun. Bu adamın abonesi değilseniz çok şey kaçırıyorsunuz demiş. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim kanalımızın şeyini söylemiş. 5 milyon euro olur mu? Sıkıntı. 10 milyon euro istiyor. Sonraki satıştan %15 pay maddeleri varmış. Yani ben diğer kısımda biraz daha detaylı konuşayım bunu. Olur mu arkadaşlar? Şimdi Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesinin derken hocam bir tanesi dedin. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi var. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde TRT'de futbol maçlarının şifresiz yayınlanacağı müjdesini vermiş. Ben önce şunu söyleyeyim. Ben siyasette şunu gördüm. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ne derse, bak ne derse,
Eninde sonunda Recep Tayyip Erdoğan da ya onu yapıyor ya da ona benzer bir vaat de bulunuyor. Ben şunu söyleyeyim, %100 önümüzdeki sene futbol maçları, yani %100 önümüzdeki sene futbol maçları TRT'den naklen ve şifresiz yayınlanacak. Zaten Türkiye Kupası maçları şifresiz. Lig maçları da böyle olur. Emin olun Eksen'le falan filan da anlaşma yapılır. Onlar da anlaşması sürüyorsa Avrupa'yla, Avrupa'daki maçları da şifresiz. Ya TV8'den yayınlattır ya bir şey. Yani bir an sporlarınızı iptal ettirin arkadaşlar. Boşu boşuna para ödemeyin. Şimdi detaya gireceğim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu vaatte bulundu. Peki TRT ücretsiz yayınlayabilir mi? Arkadaşlar bakın. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Televizyonda çalışan ya da filmci bir arkadaşımız varsa bana şunu söylesin. Televizyonlarda günde 5 defa yayınlanmak üzere 10 saniyelik bir reklamın bana maliyeti ne kadar olur? Ben size söyleyeyim mi? Tahmini söylüyorum. 25 milyon TL. Haftalık. Günde 5 defa yayınlanacak. Yani bir tanesi en mühim yerde yayınlanacak. Bak, günde 5 defa. Bir haftalık ücreti 25 milyon TL. Aksini iddia eder misiniz? Hocam çüş, o kadar olmaz. Yok bu, falan der misiniz? Demezsiniz. Bir maç önünü düşünün. 10 dakika, 10 dakika çok fazla olur. 3 dakikalık reklam. Yani ne yaptı kardeşim? 180 saniye. 18'e böl. 18 kere 25 milyon lira haftalık. Hadi aylık olsun ya. Daha da abartayım ya. Aylık olsun. 18 kere 25 milyon lira. Ne yaptı kardeşim? 3 aşağı bir 350 milyon TL civarında bir para. Haftalık 350 de aylık olsun 350 milyon ya. Aylık olsun. Sadece buna özel bir kampanya olsun. Yılda ne yapar? 3,5 milyar liranın üstünde bir para. Ya 3,5 milyar liranın üstünde derken 4,2 milyar falan. 4,2 milyar. Zaten Türkiye'nin kurumu. Zaten bizden vergiler kesiliyor falan filan. TRT'nin 2022 geliri ne kadarmış biliyor musunuz? 10,9 milyar lira. Gelir. Kar ne kadar? 2,4 milyar TL. 2,4 milyar TL kar. beIN Sports ne kadar veriyor biliyor musunuz? 2,2 milyar TL. Arkadaşlar, 2,2 milyar TL sıfıra eşit. Ne demek 2,2 ya? Ya bugün Euro 22'ye dayanmış. Yani ne demek biliyor musunuz? 100 milyon euro Süper Lig'in değeri. Hadi lan oradan. Hadi hadi lan oradan. Aziz Yıldırım bakın bu ligin değeri 100, 500 milyon euro dediği zaman dalga geçtiydiniz. 500 milyon dolarla pardon euro dedim dolarla dalga geçtiydiniz. Bu ligin değeri 500 milyon dolar. Ama siz ne yaptınız? beIN Sports. beIN Sports'un 2 yıllık anlaşması 2 milyar 250 milyon TL. Bir de daha TL yani 2 yıllık anlaşma böyle. Ki bunun kayıtları da var. TRT son 15 yılda 10,8 milyon milyar dolar para harcamış. Yani ortalama yılda 720 milyon dolar harcamış. Yani TL ile yıllık 14 milyar lira harcamış. Ortalama. Peki lig maçları olmadan bu para harcanmış. Bunu yapabilir mi? Sevgili Turan Taşçı'ya da buradan selamlar. Turan kızına da hayırlı ömürler diliyorum. Selamlar olsun. Şimdi son harcamasının 7'de 1'ini yaparak lig maçlarını alabilir. Yayın gelirlerini dağıtabilir. Artıları ne olur? Ratingleri tavan yapar. Kaçak yayın biter. Ya bugün Allah için IPTV kaçınızda yok? Ya da işte neydi o? Gol var falan vardı. İşte neydi onun adı ya? Hani yayın şey falan video maç falan veren platformlar var ya. Hanginizde yok? Hepinizde var. Evinde beIN Sports olan adamlarda bile IPTV var arkadaşlar. Yemeyin birbirimizi. Yemeyelim. Reklam gelirinden malı götürürsün. Öyle dekoder satışından falan filan bitti o dönem. Bitti. Reklamdan malı götürürsün. Bir. Özetten malı götürürsün. İki. Ortak yayın hakkı. Fenerbahçe TV'den almış. Ortak yayın hakkı. Taraflı bir spiker anlatacak maçı. Şaka demiyorum. Gerçekten taraflı bir spiker. Fenerbahçe de aynı maçı yayınlayacak. Taraflı spiker anlatacak. Hani vardı ya bir dönem Fenerbahçe'de spiker anlatıyordu falan. Yani reklamlardan devlet kazanır, millet kazanır. Bak şu anki yayın paraları çok fazla değil. TRT bunu istese rahatlıkla yapar. Ratinglerden, reklamlardan karşılığını alır. Kemal Kılıçdaroğlu ya da Recep Tayyip Erdoğan. İkisine de söylüyorum. İkisine de bu proje mantıklı gelecektir. Ve ikisi de bu projeyi hayata geçirecektir diye düşünüyorum. Ben %100 garanti veriyorum bize maçlar. Bir de şunu da söyleyeyim. beIN Sports çekilecek arkadaşlar. Çünkü TL bazında karşılamıyor. Yani anlaşma 2 nokta küsür milyar TL falan filan diye anlaşıldı. Ve Ali Koç bir tarafını yırttı. Çok özür diliyorum ama bir tarafını yırttı.
Döviz kuru üzerinden anlaşalım diye. Sonra dediler ki döviz kuru üzerinden anlaşırsak bu sosyal medyaya yansırsa derler ki 500 milyon dolarlardan 100'e düştü. Fenerbahçe düşmanlığınız başımıza bunu getirdi. Allah sizin belanızı versin. Fenerbahçe düşmanlarının Allah belasını versin derler. Dediler, o yüzden yaptırmadılar. 3 Temmuz'u üretenler, çıkartanlar, destekleyenler, hepinizi takdir ediyorum. 500 milyon eurodan 100 milyon euroya gitti. 500 milyon euro ne kadar ederdi? Bir düşünsenize. 500 milyon euronun dağıtıldığını düşünün. Şampiyonun payı işte 60 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne gider miydi takımlar? Öttürürdü. Bugün Zaniolo'yu aldı. Alkış. 15 milyon euro. Ödesin şimdi. Yaklaşık 350 milyon TL. Ya az para değil bunlar. Bunlar çok yüksek paralar. Ve buraya getirdiniz. Ben şunu söyleyeyim. Eğer bak TRT ile kar payı üzerinden anlaşılsın. Kar payı üzerinde. Masraf falan ücret alınmasın kardeşim. Neyse hepsi kar. Niye masraf alınmasın? Devlet karşılıyor zaten bunu. Millet karşılıyor TRT çalışanların parasını. Cebimizden gidiyor zaten. Bir de üstüne zaten görevi bu. Her maçta TRT zaten gidiyor. 9 tane kamera, 2 tane spiker ekleyecek. Bu kadar basit. Lig maçları, ikinci lig maçları. TRT Spor, TRT Spor Yıldız, TRT Spor bilmem 3. Bak bakalım neler oluyor. Yapılacak bir proje, yapılır bir proje. Hem Fenerbahçe'ye 5 tane yıldız haberini vermiş olayım. Hem TRT müjdesini vermiş olayım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmeyin. Görüşmek üzere. Seçim için de şunu söylüyorum. Ülkemiz için, insanlık için en hayırlısı kimse o olsun. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.